Yarım portakal ve kılçıkları tamamen alınmış. Fırında somon hazırlıyorum Oktay Usta. Portakal dilimleri fırın yolculuğu. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elimde somon balığı var. Somon balığı sağlık açısından çok faydalı sevgili seyirciler. Biraz pahalı bir balık ama sağlığımızı düşündüğümüz vakitte para bir yana, sağlıksa en bir yana, en güzel yana geliyor sevgili seyirciler. Omega açısından çok zengin B12 vitamini, kalbe, efendim ondan sonra damar hastalıklarına, her şeye iyi geliyor somon ve tüm balıklar. Şimdi somon deyince en pahalı balık Oktay Usta, sen ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Şimdi bir Norveç somonu var, bir de Karadeniz somonu var. Sevgili seyirciler, Karadeniz somonu daha fiyatı uygun. Burada 1 kilo somon balığı var, 2 tane patates, 1 tane havuç, 1 kök brokoli, 4 diş sarımsak, 2 portakal, 1 limon sevgili seyirciler, 4 tane defne yaprağı, biraz biber ya, zeytinyağı ile birlikte sebzeli fırında bir somon pişirmek istiyorum sevgili seyirciler. Efendim şimdi öncelikle somonumuzu güzel şöyle portakal ve limon suyu biraz biberiyle lezzetlendirmek istiyorum. Buna şöyle de deniyor, yani marine etmek de deniliyor, lezzetlendirmek de deniliyor. Biz lezzetlendirmek diyelim, daha kolay olsun, anladığımız haliyle olsun. İkisi de uygundur sevgili seyirciler. Şimdi bir yarım portakalın suyunu sıkıyorum. Şuradan yarım limonun da suyunu sıkacağım. Yarım portakal, yarım limon suyu, ikisini de sıktım. Ve şimdi sevgili seyirciler, önce balığı bir lezzetlendireceğim. Şöyle kürdan batırıyorum aralara, hazırladığımız sosun kolayca ulaşabilmesi için. Tak tak tak, hemen hızlı bir şekilde. Son derece kolay ve pratik. Hemen balığı da sizlerle paylaşayım. Filota balık sevgili seyirciler. Derisi alınmış. Görüyorsunuz kılçıkları tamamen alınmış. Safi balık eti. Hiç böyle tertemiz sevgili seyirciler. Parça olarak balık etimiz. Şimdi buranın üzerine önce tuzunu vereceğim. Şurada elimle hatta şöyle serpeyim. Fazla tuz olmasın. Evet, tuzunu verdim. Sevgili seyirciler, yağını vermeden önce portakal suyunu vereceğim. Portakal ve limon suyu. Böyle portakalın o fresh tadı ile güzel bir somonlar sevgili seyirciler bu sosta bekleyecek. Sosta beklerken hemen oradan biberiye alayım. Biberiye sevgili seyirciler, yani rozmarin tazesi de olabilir, kurusu da olabilir. Hangisi varsa, imkanınız varsa, hiçbiri de yoksa da problem yok sevgili seyirciler. Allah ne verdiyse. Şimdi bunu geriye doğru şöyle çektiğimiz zaman yaprakları kolay ayrılır. Bakın görüyorsunuz, ayrıldı. Sonra şöyle kopartıyorum. Ya da çok ince doğrayabilirsiniz sevgili seyirciler. Önce balığımızı portakal suyu, limon suyu ile şöyle bir buluşturuyorum ki çeksin. Hemen değirmenden karabiberini kıralım. Aynı işlemi çupra, levrek hepsine yapabilirsiniz. Sadece balığınız fileto olması yeterli sevgili seyirciler. Şimdi biberlerini koyduk. Şöyle bir döndürelim ki portakal ve limon suyu ile balıklarımız sevgili seyirciler ortalama şöyle 1 saat kadar bekletelim buzdolabında. Ara ara böyle ters çevirerek. Buradaki amaç o portakalın suyunun, vitamininin, güzel portakalın ve limonun tadının balığa geçmesini istiyoruz. Fırında pişecek sevgili seyirciler. Bu balık yağlı bir balık olduğu için bakın şu beyaz dokular, hani omega açısından zengin deniliyor ya, şu kat araları yağlı, B12. B12 yağları var bunda. İşte oradan geliyor sevgili seyirciler. Evet. Biraz da zeytinyağı, çok değil. Çünkü yağlı bir balık olduğu için. Bir püf noktasından bahsedeceğim sevgili seyirciler. Bu dilimli kesilen somonlar var ya, onlar çok yağlı olur. Ona bu işlemi yaptığınız zaman hiç yağ koymayın. Çünkü fırında pişerken bayağı bir yağdan yüzer yani. Kendi yağını bırakır. Buradaki ise tamamen derisi de alındığı için daha az yağlı şu anda burası. Evet, görüyoruz. Somonlar.
Sevgili seyirciler, her bir dilim 250 gramlık dilimler halinde. Bu şekilde aldım balıkçıdan. Güzel. Şimdi bu sosta beklerken hemen temizliğimi yapıyorum. Ondan sonra sebzeleri doğruyorum. Ama mutlaka unutmayın, biraz böyle kürdan batırıp işlem yapın ki sos derinlere doğru insin. Fresh tadıyla güzel bir fırında somon diyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi somonumuzu lezzetlendirmek için üzerine biraz da portakaldan da doğradım. Sebzesini hazırlıyorum. 4 diş sarımsağı sebzelerle karıştıracağım. Ama isteyenler bu sarımsağı buradaki sosla da harman edebilirsiniz, seviyorsanız. Şimdi gel bakalım canım. 4 tane defne yaprağımız var. O da buraya gelsin. Sevgili seyirciler, şimdi halka halka kesilmiş havuç doğruyorum. Çok kalın olmasın. Çünkü somonun pişmesi çok aşırı uzun değil. Böyle suyu kaçmadan, kurutmadan pişirmeyi planlıyorum. Evet, havuçlarımız doğrandı. Sırada patatesimiz var. Uzunlamasını kesiyorum. Sevgili seyirciler, biraz daha patatesi havuca göre daha kalın doğruyorum. Çünkü patatesin pişmesiyle havucun pişmesi aynı değil. Ondan dolayı. Ve bu somonda sebzeler arasında brokoli de var. Brokoli, patates, sarımsak, sevgili seyirciler, hepsi var. Güzel şöyle sebzeleriyle birlikte. Şimdi şurada iki tane portakal hazırlamıştım ama buradaki portakal bir tanesi yeterli geldi bana. Bunu hiç kullanmaya gerek yok. Limonu, hatta limonu da doğrayayım, oraya atayım. Limon da orada olabilir. Evet, limon. Böyle bol C vitaminli bir somon sevgili seyirciler olacak. Sağlığımız açısından çok faydalı. Somon olur, hamsi olur, levrek. Allah ne verdiyse, balığa dair ne varsa fırında pişirirseniz hem de son derece sağlıklı olur sevgili seyirciler. Şimdi brokoli biliyorsunuz sağlık açısından çok faydalı sebzeler arasında. Ondan dolayı şöyle güzel brokoli de bu balıkta kullanmak istiyorum. Çiçek brokoli. Allah'ım, ne güzel nimetler veriyorsun. Şükürler olsun Rabbim. Evet, bu da yeterli gelir. Şimdi brokoli de şöyle yapıyoruz sevgili seyirciler. Her çiçeği şöyle ayırıyorum. Büyük olanları ikiye ya da dörde kesiyoruz. Şu veya üçe şöyle küçültüyorum. Dengeliyorum yani. Somonumuz orada, limon suyu, portakal suyu, az zeytinyağı, biberiye, tuz, karabiberle birlikte lezzetleniyor. Marine edildi. Yani güzel sosa yatırıldı. Evet, şu brokolinin hiçbiri kalmasın. Hepsini değerlendireyim. Güzel, bol sebzeli bir somon olacak. Fırında somon hazırlıyor Oktay Usta sizler için sevgili seyirciler. Evet, bu tamam. Şimdi hemen bir karıştırma kabı getiriyorum. Tezgahımı temizliyor ve fırın tepsisine doldurma anı diyoruz. Somon balığımız şu anda sosta bir güzel lezzetlendi. Sebzeler doğrandı. Doğramış olduğumuz sebzeleri karıştırma kabının içine alıyorum. Burada baharatlarıyla buluşturacağım. Ondan sonra fırın tepsisine dökeceğiz. Evet. Yeteri kadar tuz. Herkes sağlık durumuna göre ayarlasın lütfen tuzun miktarını. Değirmenden kırılmış karabiber. Çok güzel oluyor karabiber. Zeytinyağı olabildiğince az. Bakın şöyle bir gezdireceğim, o kadar. Bu kadar yeterli. Çünkü az miktarda olsun, neden bu kadar az koydun, sebze yoktu üstte diyebilirsiniz. Sebebi çünkü balık bayağı bir yağlı bir balık, somon balığı, ondan dolayı. Sevgili seyirciler, evet. Sebzeleri görüyoruz. Tuzu, karabiberi, brokolisi, sarımsağı, her bir şey içinde. Buraya artı istediğiniz sebze olarak neler ilave edebilirsiniz? Biraz örnek sunayım isterseniz. Mantar koyabilirsiniz, yeşil biber koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Siz bilirsiniz. İmkanları ölçüsünde. Hangisi varsa, seviyorsanız, sevdiklerinizden koyabilirsiniz. İlla şu olacak diye bir kural yok. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebzeler, evet, fırın tepsinin içine alındı. Ve şimdi güzelce şöyle bir sebzelerimizi yayalım. Her tarafa eşit bir şekilde. Ve bu sebzelerin üzerine somonlar gelip oturacak buraya. Büyük olanları şöyle biraz kırabilirsiniz. Rahat buradaki ortam sağlansın diye. Evet, şimdi sevgili seyirciler, buluşma anı. Somonlarımız, efendim bakın, ara sıra böyle alt üst çevirdim. Derisiz sevgili seyirciler, bakın görüyor musunuz? Rengi biraz değişti. Gel canım. Ya, sosu görüyorsunuz, çekmiş durumda. Önce bayağı bir sosu vardı. O içine doğru deldik ya, oralardan içeriye doğru soslar gitmiş. Gel. Evet, şimdi buradaki limon ve portakal parçaları ne olacak? Şimdi en çok sorulan sorular arasında olabilir. Onun sorunun cevabını da vereceğim şimdi. Sevgili seyirciler, buradaki limon ve portakallar burada somonun üzerinde yerini alacak sevgili seyirciler. Güzel fresh tadını vermeye devam edecek çünkü. Portakal dilimleri ve limon dilimleri. Güzel. Bakın sostan, bizim yapmış olduğumuz sostan az bir şey kalmış. Onu da yine bu defa yine balıkların üzerine, balığın üzerine, ama balıktaki püf noktası derili tarafı değil, iç kısmı üste geldi. Çünkü derili kısmı daha kapalı bir kısım. Sosunu oradan çekmesi zor olur ama buradan çok güzel çeker. Sevgili seyirciler bakın. Somonun güzelliğine bakın. Sebzeli fırında bir somon hazırlıyor Oktayus'ta. Evet, şimdi somonun da kurumaması için püf noktası, zemine yağlı kağıt koymuştum. Bir yağlı kağıt daha kestim. Bunu ıslatıyorum. Hemen suda. Suda ıslatırsanız direkt üzerinde rahat bir şekilde kalır sevgili seyirciler. Evet, bakın gördünüz mü? Rahat şekil alıyor ıslattığınız zaman. Geliyorum. Şimdi fırına gitmeden önceki görüntüyü görüyor muyuz? Bir kez daha sizler için çeviriyorum sevgili seyirciler. Evet, fırında efendim güzel portakallı, limonlu, sebzeli fırın somon diyoruz. Sevgiyle üstüne kapatıyorum sevgili seyirciler. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 30 dakika. 30 dakika sonra açıp kontrol edeceğim. Pişmemişse belki bir 10 dakika daha verebiliriz ama somonun bir özelliği de çok kurumasın. Böyle yumuşak, sulu seviyorsanız 20 ile 30 dakika arası iyidir. Ama böyle tam pişmiş derseniz 30 ile 40 dakika arası süreyi efendim fırından çıktıktan sonra vereceğim. İsterseniz bir kez daha açıyorum. Sizler için bir kez daha fırına gitmeden önceki görüntüyü paylaşıyor ve fırına gönderiyorum. Fırınım şu anda hazır. Alt üst pişirme bölümünde bizi bekliyor. Canım, iyi yolculuklar diliyorum. Şifa olur inşallah. Güzel güzel bu lezzetlerden tadan dostlarımıza, sevdiklerimize, ailelerimize sevgili seyirciler. Fırın yolculuğu. Sevgili seyirciler, şu anda fırından güzel kokular geliyor. Sebzenin ve somonun, portakalın ve limonun aroması ile birlikte bütünleşmiş bir somon geliyor. Bakın şu anda üzeri yağlı kağıdıyla kapalı. Açacağım. Saatimize bakıyorum. Tam 40 dakika oldu. Sevgili seyirciler, tam 40 dakikalık süremiz doldu. Ne dersiniz? Vay! Tam bir lokum olmuş sevgili seyirciler. Hemen servis vakti diyeceğiz. Dokunuyorum. Yumuşacık. Eğer ben kuru olsun, daha fazla kızarmış olsun istiyorsanız kızartabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama şu kıvam çok güzel sevgili seyirciler. Yumuşacık. Balığını da kurutmamak lazım. Gel canım bakalım. Sevgiyle gel. Evet. İki dilim buraya alacağım. Hatta üç dilim alabilirim. Oh, çok sıcak. Üç dilim somon şöyle yan yana gelsin. Bir tanesini de sevgili seyirciler doku testi için ayıracağım. Sizlere yumuşaklığını inşallah paylaşmaya çalışacağım. Evet. Portakal ve sebzeleriyle birlikte pişmiş olan
Harika bir somon tarifi hazırlandı sizler için sevgili seyirciler. Efendim şöyle patates, havuç, brokoli, bol sebzeli güzel bir somon balığı hazırladım sizler için sevgili seyirciler. Portakallarını da özellikle üstünden almadım. Onları orada bıraktım ki doğallığı kalsın diye. Tamamdır. Evet, yumuşacık oldu. Şimdi bir tane de doku testi için hemen alayım. Gel canım şöyle. Defne yaprağı ile birlikte sebzeler bir güzel pişmişler sevgili seyirciler. Burası tamamdır. Şimdi hemen şuraya iki tane biberiye batıralım. Güzel. Biraz değirmenimizden karabiber kıralım üzerine. Taze taze kırılmış karabiber çok güzel olur. Son anda da böyle hafif bir karabiber verirseniz çok çok güzel olur sevgili seyirciler. Hemen şöyle tezgahımı sileyim. Ondan sonra doku testi şurada olacak. Tezgahım temiz. Sunumumuz tamam. Evet şimdi sevgili seyirciler hemen geçelim. Bakalım balığımız nasıl pişmiş. Onu sizlerle bakın dokunuyorum ayrılıyor bakın. Katmanları görüyor musunuz? Bakın sevgili seyirciler. Yumuşacık pamuk gibi adeta. Bıçağımın ucuyla dokunduğum vakit hemen dilimler ayrılıyor sevgili seyirciler. Aralarda portakalın suyu, limonun suyu ile birlikte. Şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Şifa olur inşallah. Bak katmanları ayırıyorum sizin için. Ayrıla gel canım bak şöyle. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Harika bir yumuşacık adeta pamuk gibi bir somon balığı tarifi paylaştım sevgili seyirciler. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli seyircilerim, efendim sizlerden ricam bildirim zilinin sesini lütfen açın ki sizler için hazırladığım özel lezzetlerden haberdar olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.